Merhaba, kültür sanat dünyasına hoş geldiniz. Bundan böyle A Haber ekranlarında kültür sanat haberleriyle karşınızda olacağız. Yunus Emre Aşkın Sesi filmi vizyonda. Yunus Emre'yi canlandıran Devrim Evin konuğumuz oldu. Ayrıca galadan özel röportajlar ekranlarınızda olacak. Her dergahın bir yolu, her hizmetin bir kuralı vardır. Öyle odun taşımakla, hocamızın dizinin dibinde oturmakla dervişlik olmaz. Şahane bir proje. Öncelikle bu proje nasıl geldi ve Yunus Emre'yi canlandırmak nasıl duygu? Evet, bu proje benim Fatih Sultan Mehmet'i oynadıktan sonra 2012 Şubat'ta vizyona girdi. 2012 yılının Kasım Aralık ayı gibi geldi bana. Kürşat Kızbaz'ın ilk uzun metraj filmi bu film. Aslında bundan 2,5-3 sene evvel belgesel olarak çekmeyi düşündüğü bir film. Daha sonra uzun metraja çevirdiği bir film. İşte bu şekilde Yunus Emre rolünü ararken de ortak arkadaşımız Nesin Mikaygusuz ki filmde Kasım Derviş Kasım'ı oynuyor. O bana ulaşıldı ve bu vesileyle bir araya geldik. Biraz tarihi kişiliklerde tercih edilen bir oyuncu olmak hem özel ve hem farklı bir durum olmalı sizin açınızdan. Şimdi bunu ben biraz şeye bağlıyorum. Benim çok her yerde görünmemem, biraz seçici işler yapıyor olmam, bu konudaki işte tavrımın tutumumun biliniyor olması. Bir sinema filmi olduğu zaman o sinema filmine gerekiyorsa bir yılımı verebilecek şekilde bir adanmışlık söz konusu bende. Herhalde bunu biliyorlar. Yunus Emre'ye hazırlanmak nasıl oldu sizin açınızdan? Bir de filmde Yunus Emre nasıl anlatılıyor? Yunus Emre ile ortaokul lise dönemimde ilk defa karşılaştım. Sonrasında Devlet Tiyatrosu'nda 2009-2010 sezonuydu ya da 2010-2011 sezonuydu. Recep Bilgin'in Yunus Emre metni Adana Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecekti ve orada benim o zaman gerçekten çok yoğun olduğum bir dönemdi, Fetih'i çektiğim dönemdi ve Yunus Emre için başka bir tiyatroda başka bir arkadaşımız görevlendirilmişti. Benim biraz içimde de kalmıştı açıkçası. Filmde Yunus Emre'nin felsefesi anlatılıyor. Biyografik bir yaklaşım söz konusu değil. Çapraz kurgu var. Yunus Emre'nin ne ararsan ara kendinde ara felsefesi üzerine ve aşkı arama yolculuğunda kendini bulan bir insanın hikayesi anlatılıyor. Bu Yunus, adı Yunus Emre ama bu hepimiziz aslında. Bir insan aslında bu dünyada kendini arama yolculuğu içerisindedir. Ve bu arama yolculuğu içinde mühim olan zaaflarımızdan sıyrılmamız gerekliliğidir. Ama insan genelde zaafını terbiye edemediği için sıkıntılar yaşar. Dolayısıyla biz burada Yunus Emre'nin kendi zaaflarını terbiye etmesi, nefsini terbiye etme yolculuğunu izliyoruz. Siz Yunus Emre'yi, bugün dünyanın birçok ülkesinde Yunus Emre enstitüleri var, kültür merkezleri var. Onlar bile baktığımız zaman amaçlarından sapmış durumdalar. Yunus Emre'yi çok iyi anlatamıyorlar. Dolayısıyla sinemanın böyle bir gücü var. Bunu Fetih döneminde de yaşadık. İşte o Fatih Sultan Mehmet dönemine ait bütün çok eser alınmaya, satın alınmaya başladı. Kitaplar satılmaya başladı falan. Yunus Emre en azından bunu sağlayabilirse, genç kuşağı ya kimmiş vesaire diye onların penceresinde olup pozitif bir şey açacaktır. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz var, hedefimiz var bu filmde. Derin, Yunus Emre'ye bürünmek nasıldı? Yani somut olarak soruyorum, işte ses tonu nasıldı, kostüm nasıldı? Bürünme meselesine gelince, az önce dediğim gibi o çalışmayı yaptığınız zaman tarihsel süreç vesaire onu çalışıp en son karaktere geliyorsunuz. Karakterin ne giydiğine kadar bir oyuncu zaten bir hakimiyet sağlıyor. Onu giydikten sonra, sonra da demeyeyim de o esnada aynı zamanda nasıl yürüdüğüne, nasıl konuştuğuna kadar bir şey başlıyor sizin açınızdan. Yolculuk başlıyor ama Yunus'la ilgili şimdi iki dönem var. Birincisi ham olduğu dönem. İkincisi piştiği ve yoluna devam ettiği dönem. Hamken fiziksel olarak tabii ki daha şey bir Yunus görecek seyirci. Daha ne yapacağını bilmeyen, daha acemi, kontrolsüz ve acemi. Ve gittikçe ne yaptığını bilen, kontrol eden bir fiziksel aksiyon süreci görecek Yunus'ta. Hadi. Aşk okunu at gönlüne. Kalbinin saflığına çıkmalısın. Tapduk Emre'nin kızı Balım Kızı oynuyorum. Tapduk Emre ise Yunus Emre'yi Yunus Emre yapan kişidir. Zaten göreceksiniz. Yunus Emre de pirine tabii ki çok bağlı. Benim de pirinin kızı olmam sebebiyle bazı zorluklar yaşıyoruz. Zaten Balım Kızı da aşkını sonuna kadar muhafaza edip koruyan bir karakter. Hani Yunus Emre zaten aşkı çağıran, aşkı arayan ve bizlere duyuran, öğreten kişi. Yüzyıllardır da zaten o eserlere bugüne kadar ulaştığı için ne kadar güçlü bir dile sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Bu proje içerisinde var olduğum için çok heyecanlıyım.
Nasıl katkıda bulundunuz? Rolünüz nedir? Benim rolüm Sultan Veled. Mevlana Hazretleri'nin oğlu. Sultan Veled Mevleviliğin kurucularındandır. Yazdığı eseriyle de Türk edebiyatına, şiir hayatına diyeyim ki yeni bir nefes vermiştir. Bir Yunus Emre'nin Yunus Emre olmasını sağlayan karakterlerden sadece bir tanesi. Aslında ben Yunus'un aşkı arama yolculuğunu anlatmak istedim. Çünkü onun felsefesinde her şeyin başlangıcı aşk. Ve bu ilahi aşk yolculuğunu anlatmak istedim Yunus Emre Aşkın Sesi filminde. Ve 3 yıllık bir senaryo ve ön hazırlık sürecinin ardından Türkiye'nin en iyi kadrosuyla da bu aşk yolculuğunun farklı duraklarını anlatabildik. Yunus'un nasıl bir yüreğe sahip olduğunu adım adım bu şekilde böylelikle filmde izleyebileceğiz. Yunus Emre bizim için tabii ki çok özel yeri olan bir şahsiyet. Yani bütün Türk dünyası için aslında önemli, bütün dünya için önemli. Yani işte Allah'tan böyle bir film yapılıyormuş. Film ekibi belli bir noktaya getirmiş. Bize de sadece destek olmak düştü. Bundan da çok gurur duyuyoruz. Yunus Emre diyor ki, giderdim gönlümden kini, kin tutanın yoktur dini diyor. Yani tamamen düşmanlıktan arındırmış kendisini, düşmanını bile affetmeye davet eden bir şey var biliyorsunuz, Yunus Emre'nin dizeleri var. Çok önemli bir film. Siz neler söyleyeceksiniz Yunus Emre'ye dair? Sizin dünyanızdan aslında yaptığınız müzikle de paralel bir durum, neler söylersiniz? O bizim pirimiz. O bizim babamız, atamız. İnsanlık timsali. Pirimizin filmini izlemeye geldik. Mutlaka güzeldir. Zaten her haliyle güzel, güzelliği anlatan pirimizin filminin de güzel olması gayet güzel bir şey. Yaşayan büyük bir usta, Ara Güler'in birbirinden güzel İstanbul fotoğrafları Eskişehir sergisinde. Eskişehir'de gezmeye ne dersiniz? Sinema severler bütün gece uyumadılar. Oscar'ın habercisi sayılan 71. Altın Küre ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Oscar'ın habercisi sayılan 71. Altın Küre ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Kırmızı halı geçidiyle başlayan törende birbirinden ünlü yıldızlar göz kamaştırdı. En iyi yönetmen Gravity filmiyle Alfonso Cuarón seçildi. Geceye 3 ödül kazanan Amerikan Hustle, televizyon dalında ise 2 ödül kazanan Breaking Bad damgasını vurdu. Amerikan Hustle filmi komedi müzikal dalında en iyi film seçilirken Amy Adams ve Jennifer Lawrence'a oyunculuk ödülleri kazandırdı. Thank you to my family and my team and I'm sorry I'm shaking so much. Don't ever do this again. It's so scary. Okay, thank you. Thank you. 12 years a slave. Bu yıl birçok festivalde övgü ve ödül toplayan 12 Years a Slave en iyi film ödülüne layık görüldü. Lupita Nyong'o,
and the Betty Davis of America, Sarah Paulson. Matthew McConaughey Dallas Buyers Club'daki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçilirken Kate Blanchett de Blue Jasmine'le en iyi kadın oyuncu seçildi. Can people at home hear this music or do they suddenly just think that you're just getting really fast because you're having a panic attack? Komedi müzikal dalında ise en iyi erkek oyuncu ödülü The Wolf of Wall Street filmindeki rolüyle Leonardo DiCaprio'nun oldu. Mr. Martin Scorsese. Thank you for allowing me to stalk you into making this movie. Look, I grew up in a generation of actors that revered your work. We all did. You influenced everybody in this room. Gecede ünlü aktör Michael Douglas da ödül alanlar arasındaydı. Matt Damon. The bravest, talented actor I've ever worked with, and the only reason you're not here is I had more sequins. Okay? Gecenin en anlamlı ödüllerinden olan Cecil Demel ödülü ise Woody Allen'a verildi. And now, your host for the evening, ladies and gentlemen, Tina Fey. İçimize işleyen bir sesi var. Yasmin Levy İstanbul'daydı. Kaçıranlar için konserden tadımlık görüntüler geliyor ekranlarınızda. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. No dejas de mentir. Ay, ¿por qué te castiga? No mereces sufrir. Se me da. La vida vale la pena. Que te cueste